Herkese merhaba, ben Berk. Ben de Pelin. Büyük bir hevesle ve heyecanla kurduğumuz kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Size ilk videoda birazcık kendimizden, hikayemizden, bu kanalda ne gibi paylaşımlar yapmak istediğimizden bahsetmek istedik. İkimiz de 9 Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olduk ve şu an aynı otelde, farklı restoranlarda restoran yöneticiliği yapıyoruz. Evet, ikimiz de okulda tanıştık ama böyle hani tanışır tanışmaz hemen kaynaşmadık aslında. 2011 girişliydik ikimiz de okula ve aslına bakarsanız neredeyse iki sokak ötesinde oturduğumuz için birbirimize göz aşinasıydık. Aynı otobüs durağında iniyorduk, biniyorduk sürekli olarak birbirimizde aynı çevrelere giriyorduk ama hiçbir zaman böyle bir masanın etrafında oturup da sohbet muhabbet etme fırsatı bulamamıştık. Yaklaşık 2,5 sene sonra ilk defa aynı ortamda bulunduk ve senin arkadaşların beni davet etmişti. Evet. Böyle bir öğle yemeği arasına çağırmışlardı. O masanın bir ucunda oturuyordu. Ben masanın öbür ucunda oturuyordum ama ne olduysa oldu işte o gün. Ondan sonrası da malum zaten, hikayeyi herkes biliyor. Ya da öğreneceksiniz bilmeyenler de. İşimiz gereği Aralık 2019'dan beri Katar'ın başkenti Doha'da yaşıyoruz ama bu aslında bizim Doha'ya ilk gelişimiz değil. 2016 yılında 6 aylığına Katar'a stajyer olarak gelmiştik. Ama o zaman kazandığımız paraya ve imkanlara bakılacak olursak bizim için zorlayıcı bir deneyim olmuştu. Bir daha da Katar'a gelmek gibi bir niyetimiz yoktu aslında bakarsanız. Çünkü 1000 riyal kadar bir maaş alıyorduk, yaşam koşulları çok zordu. Ve günü gününe anca geçinebiliyorduk o zaman boyunca. Ve okulda bir dönem kalmayı göze alarak gelmiştik. Evet. Yani bizim okulumuz 50 iş günü staj isterken başvurduğumuz şirket sadece minimum 6 aylığına. Evet. Aslında biz bir dönem zannediyorduk, birlikte birbirini tekrar alan dersler olduğu için biz bir sene kaldık. Bir sene kaldık. Ama çok güzel deneyimler edinmiştik buraya geldiğimizde. Meyvesini topluyoruz işte şu anda tekrar buraya geri dönerek. Ama hiçbir şekilde aklımıza tekrar dönmek yoktu yani. Evet. 2019'un yaz ayının sonlarına doğru buradan bir iş teklifi geldi ama biz o sıra boyunca Amerika'ya para biriktiriyorduk. Evet. Amerika'ya gidecektik ve Amerika'da evlenip orada yaşamaya karar vermiştik. Ama buradan gelen teklif o kadar çok cazip ve ilgi çekiciydi ki bizim için. Biz karar bütün planlarımızı iptal edip böyle aniden bir nikah, evrak toplama sürecinin içinde bulduk kendimizi. Ne zaman sözleşme imzaladık? Ekim ayının sonuna doğru sözleşme imzaladık. Kasım'a kadar evrak topladık. Kasım 15'te evlendik. Aralık 15'te kadar evlendik. Ve o zamandan beri burada yaşıyoruz. Evet. Biz Katar'a ilk geldiğimizde de, bu son geldiğimizde de internette Katar'la ilgili hiçbir bilgi bulamadık. Yani daha doğrusu bir bilgi var ama doğruluğu yok. Neredeyse %80'i tutmuyor. Okuduğunuz şeylerle burada yaşadığınız şeylerin birbirinden çok farklı olduğunu görüyorsunuz. Bir de açıkçası bir ülkede yaşamakla o ülkeyle ilgili bilgileri internette okumak arasında çok fazla fark var. Özellikle bunu bir süre sonra böyle hastalanıp hastaneye gidince, bir evrak işi için bir devlet dairesine gidince fark ediyorsunuz. Evet. Aynı zamanda 2022 Dünya Kupası da bu ülkede olacağı için burada çok fazla kariyer fırsatı var ve o yüzden bizim sosyal medya platformlarından çok fazla soru alıyoruz buraya dair. Abi orada para var mı? Vize nasıl alınır? Oraya nasıl gelebilirim? Vize de alsanıza gibi. Ne iş olsa yaparım. Bu tarz sorular geliyor ve biz de genellikle bu soruları cevaplandırmak istiyoruz bu kanalımızda. Evet, yani gerçekten bir faydamız dokunsun istiyoruz insanlara. Çünkü hani biz de o konumdaydık, biz de öğrenciyken geldik, biz de bir şeyler yaşadık. O yüzden de bu tarz Katar'la ilgili içerikler üretmek istiyoruz. Ama aynı zamanda da bu kanal hayatımızın bir parçası olsun istiyoruz. İkimiz de yemek yapmayı çok seviyoruz. Evet. Bazen sizi mutfağımıza davet etmek istiyoruz. Ne bileyim, sizinle birlikte eğer ki izin alabilirsek alışveriş merkezlerine gidebiliriz burada. Çöl kumundan plajlar var, plajlara gidebiliriz hep birlikte. Ne bileyim yani, bir YouTube kanalına ne paylaşırsa biz onların hepsini yapmak istiyoruz. Eğlenceli videolar da çekmek istiyoruz. Ya biz açıkçası bu konuda bayağı bir heyecanlıyız şu anda. Çok heyecanlıyız. Evet, çok. Sizin de Katar'la ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda da buradaki günlük hayatımızı takip etmek için bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.